Şunu e, tamamlayayım hemen o noktada. Şimdi bu rapor çıkıyor hem de soruna yanıt olarak. Bu rapor böyle çıkıyor. Tabii bitmiyor süreç. Ben diyor adli tıp kurumu e, erkek DNA'ları et, e, tespit ettim burada. Üç ayrı şahsa ait olarak belirtilmiş. Üçüncü şahıs olarak numara, numaralandırılmış. Ve diyor sperm hücresi tespit ettim. Ey savcılık diyor bana bu DNA ve sperm hücrelerinin ...kime ait olduğunu tespit edebilmem için kan örneklerini gönder diyor. Bunu istiyor Adli Tıp Kurumu. Ve sonuç kısmında da özellikle bunu belirtmiş. Ama o kan örnekleri alındı mı? Sonucu ne çıktı bilmiyoruz tabii ki. Şimdi gelelim Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya. Adalet Bakanlığı, tabii şurayı da hatırlatmak lazım izleyicilerimize... ...Adli Tıp raporu ortaya çıktıktan sonra... Aile ve e, Sosyal Politikalar Bakanlığı dosyanın kapatılmasına itiraz etti Adalet Bakanlığı. Dosya yeniden açıldı. İlk e, gelişme buydu. Ardından e, çocuk aileden alındı. E, öncelikle devlet hastanesi. çocuğun güvenliği gereği hangi hastane olduğunu söylemeyeceğim. E, öncelikle bir devlet hastanesinde kontrolleri yapıldı. Ardından da Aile Bakanlığı'nın gözetiminde güvenli bir noktaya e, nakli yapıldı çocuğun. Hı. Şu an e, Aile Bakanlığı gözetiminde, ailede değil. Anladım. Ardından tabi dosya yeniden açıldı. E, soruşturma hangi aşamada? Tamam, çocuk evden alındı ama bu vaka bunları kim gerçekleştirdi? Failler kimler? Soruşturma hangi aşamada? diye Adalet Bakanlığı'na sorduğumuzda aldığım yanıt şu. Ek rapor demiştik ya, savcılık ek rapora göre ikinci bir rapor aldırarak kapatmıştı. İşte o ek raporda bize gösterilmeyen, görmediğimiz rap raporda İlk adli tıp raporunda yazılan sperm hücresi ve erkek DNA'sı hücrelerinin sehven yazıldığı belirtilmiş. Ek raporda. Yanlışlıkla yazmışlar. Yani, yani. çocuğun genital bölgesinde sperm görüldüğü, erkek çocuk tişörtünde sperm görüldüğü ve erkek DNA'ları sehven yazıldı ama özellikle çocuğun genital bölgesindeki sperm hücresinin sehven yazıldığı ifade edilmiş ek raporda ve bu sehven ifadesine göre kapatılıyor yoktur deniliyor. Şimdi Adalet Bakanlığı hmm. da e, diyor ki bu böyledir ama biz soruşturmayı tekrar açtık. Bu arada bugün öğrendim bu bilgiyi de. Herkesin yeniden ifadesi alınmış. Ailenin de e, alınmış ama e, çocuğun muayenesini yapan, işte adli tıp muayenesini yapan, adli tıp raporunu çıkaran, ilk raporu çıkaran heyetin de yani bütün hekimlerin, adli tıp uzmanlarının hepsinin yeniden geçen hafta ifadesi, ifadesi alınıyor. Alınıyor ve onlar da diyorlar ki biz sehven yazdık buraya. Aa, bir dakika yeniden alınan ifadelerde ilk raporda e, istismar var e, deyip bu e, raporu yazanlar da mı şimdi ya, sehven Yazanlar diyor? sehven yazdıklarını söylüyorlar. O zaman ben şimdi soruyorum. Diyelim ki sehven yazdınız yani görüldü yerine görülmedi yazacaktınız. Çünkü e, bolt yazılmış bölümler evet. o kısımlar. Görülmedi yazacaktınız, görüldü yazdınız. ...o zaman miktar neden belirtiyorsunuz? Az sayıda görüldü diyorsunuz. Çünkü. Evet. O da mı Miktar Sehven. neden belirtiyorsunuz? Hadi oraya görüldüğü... ...ikinci sorum yine bu konuyla ilgili. Sehven yazdınız. Sonuç kısmında yani talep edilenler... ...savcılıktan talep edilenler kısmında... ...özellikle neden tekrar belirtiyorsunuz? Ve şunu e, lütfen açıklasınlar. Bunu da ben Adalet Bakanlığı'na sordum. Hadi çocuğun genital bölgesinde... Diyelim ki onların Sehfendi. ifadesine göre sevven. Erkek çocuk, çocuk tişörtünde, siyah tişörtte de sperm hücresi var. Orada nasıl sperm hücresi Bir de o kıyafetlerin orada ne işi var? İş Bunlara yani, yanıt verdi mi? Sizin konuştuğunuz kaynakta e, Yani çok e, hayatın olağan akışına e, uygun olmayan bir yanıt aldım. Zaten bence savcının verdiği karar da e, hayatın hmm. olağan akışına. Hani Hukuki terimle ifade edelim. Bana söylenen şey şu... 7 kardeş, bu kız çocuğunun 6 kardeşi daha var. Ve erkek kardeşleri de var. Evdeki diğer bireylerin kıyafetleriyle kız çocuğunun kıyafetleri birlikte yıkandıysa... ...buradan erkek DNA'larının bulaşabileceği hatta sperm hücresinin de bulaşabileceği yönünde bir açıklama Nasıl aldım. bulaşıyor yıkandıktan sonra? Yani bu zaten... Asla kabul edilebilir bir açıklama yani değil. Bakanlık mı Mantık size bunu dışı? söylüyor yani? Yani, yani bu soruşturma bir aşamasındayken tahmin yürütülüyor evet, anladığım kadarıyla. Ama soruşturma aşamasındayken e, Adalet Bakanlığı kaynaklarının e, bu tahminden yola çıkarak e, bir soruşturma yürütüyor olması da birçok soru işaretini gündeme getiriyor. Yani, yani şunu söyleyemeyiz tabii ki bakanlık doğrudan... E, böyle bu tahmin üzerinden bunu yürütüyor e, diyemeyiz ama önemli bir e, isimle görüşmüş bir ihtimal dışı. olarak da yani bunu bir görüyorlar. ihtimal olarak bunu söylüyor <laughs> ama kendisinin de ben buna inandığını çok düşünmüyorum çünkü bu yani mantık dışı bir e, açıklama evet. olur e, asla burada yanlış yanlış anlaşılması ne bir kurumu ne bir kişiyi suçlamıyorum ama şu soruyu yanıt istiyorum çok çok bariz bir soru bu soruşturmadan İki müşteki var. Bir annesi çocuğun bir kim biliyor musun? Tabi ee, yani kamu davası olduğu için bu. Aile ve Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü. Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün müşteki olduğu bir soruşturmada ilk adli tıp raporunda bu kadar somut olarak sperm hücreleri var iken o tarihlerde bakanlık gerekli itirazı neden yapmadı? O tarihlerde o çocuğu evden neden almadı? Bu meselenin üzerine neden gitmedi? Sehven, ek rapora kadar. Ek alınan alınan ek sehven raporu neden sorgulamadı? Yani burada bakanlığın bir sorumluluğu yok mu acaba? Ya da bu kararı veren savcıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı mı? Bununla ilgili de bir açıklama Adalet Bakanlığı'ndan rica ediyoruz. Çünkü ben bugün sorduğumda bir yanıt alamadım bu soruma. Ee, şimdi yani bizler eleştirel gazetecilik yaptığımızda belli sorulara yönelttiğimizde kurumlar kendilerini hedef aldığımızı düşünüyorlar ama bizim derdimiz gerçeğin ortaya çıkması. Gazetecinin görevi budur. Gerçekle ilgileniriz biz. O nedenle gerçeğin ortaya çıkması için bu sorulara yanıt istiyorum ve şuna, da şu soruya da yanıt istiyorum. Ee, o bölgede maalesef şöyle bir durum var sevgili Soray Böyle de toparlayalım aslında ee, birkaç vaktimiz varsa yani son durumla ilgili. Son bir, galiba. Bir dakika değil evet. mi? Şöyle toparlayayım. Ee, AK Parti Batman e, milletvekili Ferhat Nasıroğlu. Kendisi oralı. Evet. Yine aynı şekilde ailenin akrabalarından biri AK Parti'de seçim işleri genel başkan yardımcılığı yapıyor. Şu soruyu yöneltmek istiyorum bu kişilere. Sizin e, kendi topraklarınızda böyle bir vaka gerçekleşiyor ve şüpheli bir olay. Acaba bu dosyayı hiç araştırmışlar mı? Bu konuyla ilgili neden şimdiye kadar bir açıklama yapmamışlar? Benim araştırdığım kadarıyla aileyi çok iyi tanıyorlar. Yani bu aileyi çok iyi tanıyan iki ismi işaret ettim. Tanıdıkları ve bildikleri bir aileyle ilgili neden açıklama yapıp bu konunun üzerine gitmediler? Bir, ikincisi 2017 yılında bu çok önemli bunu hatırlatmam lazım... 2017 yılında özür dilerim 2014 yılında 18 yaşındaki bir genç kızı e, kaçırıyor bu ailenin üyeleri korucu olan üyeleri kızı alıkoyuyorlar 27 gün boyunca tüm her yerde haberi olmuş 3 ayrı önerge verilmiş soru önergesi bu meseleyle ilgili tek tek isimleri de var bu aile üyelerinin sonra Neyse ki 27 gün sonra serbest bırakılmış ve o dönemde de avukatı, kaçırılan kızın avukatı diyor ki aile korucu olduğu için Üye, aile olmaz. üyeleri kurucu olduğu için korunduğunu düşünüyoruz. Yani bu kadar şaibeli bir aileyle ilgili e, karşımızda bu kadar şaibeli bir süreç varken neden bu soruları sormayalım ki? Son bilgiyi aktarıp tamamlayayım. Şu anki soruşturmayla ilgili son durum şudur. İki e, adli iki ayrı adli tıp raporu Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan alınarak İstanbul Adli Tıp Raporuna e, kurumuna özür dilerim düzeltiyorum kurumuna gönderildi. İstanbul 6. İhtisas Dairesi bir cinsel istismar var mı yok mu ek raporu ilk raporla birlikte karşılaştıracak. İkinci ihtisas kurulu ise olayın oluşuyla ilgili kısmı araştırıyor. Son araştırma kurumu ise yeni harekete geçen kurumlar bunlar. Biyoloji ihtisas dairesi o da İstanbul'da olduğunu hatırlatalım. Bulunan DNA ve sperm örneklerini şu an araştıracak. Ee, ve ikinci İhtisas e, kurulu da e, olayla ilgili bir mütalaa verecek. Biz de gazeteciler olarak bu olayı takip etmeye devam Peki. edeceğiz.